neden bana kendinden bahsetmiyorsun? Bilmiyorum ki. 43 yaşındayım. Boşandım. Bir oğlum var. Bunları dinlemek istemezsin. Hayır, isterim. İstiyorum. Kusuruma bakma, ben sadece bu tarz bir şeyi ilk defa yapıyorum. Sorun değil. Ağırdan alabiliriz. Senin çok çok hoş bir sesin var. Bu çok çok çekici bir ses. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Seninle konuşmak kolay. Muhtemelen yaptığın iş yüzünden. Muhtemelen zararı yoktur. bir şeyler anlatsana. Ne bilmek istiyorsun? Bilmem ki, mesela şu an ne var üzerinde? Çelik yelek. Aman tanrım, bu çok çekici. Evet. Nişancılar pozisyon aldı, onu hatta tut. Has, bu adam edepsiz konuşmak istiyor. 5 dakika daha lazım. Olumsuz. Menzili girer girmez vuracağız. Delirdin mi sen? Ateş açacaksın, insanlar ölecek. 5 dakika daha. Ekip 1, ne durumdasınız? Ya orada mısın? Kaybolduğunu zannettim. Evet Dan, hala buradayım. Bir yere gitmedim. Düşünüyordum da belki de biz yüz yüze görüşebiliriz. Randevu gibi mi yani? Evet, tabii ki. Kimi kandırıyorum ki? Bunların olmasını istememiştim. Hiç kimseyi incitmek istememiştim. Tek istediğim şey lanet vergilerimin geri ödenmesiydi. Lanet olsun aman tanrım. Dan, lütfen. Benim için biraz dayan. Tamam mı? Lütfen. Şu andan sonra ne olacağı umurumda bile değil. Benim küçük oğlum bundan çok daha iyisini hak ediyor. Ekip 1, hazır olunca ateş açın. Hazır olunca ateş açın. Ajan Blair! Ajan Blair! Lanet olsun! Gidin! Hey Dan. Neden nerede buluşacağımızı söylemiyorsun? Bir dakika, ne dedin? Evet, yani... Bir İtalyan mekanı biliyorum aslında. Küçük bir mekan. İsmi de Falingrins, Falimese, Falinse falan öyle bir şeydi sanırım. Öyle mi? Yemekleri iyi mi? Evet, hem de çok çok iyi. Eski karıma orada evlenme teklif etmiştim. Belki de seninle başka bir yere gitmeliyiz. Şimdi aklıma geldi de nasıl göründüğünü bile bilmiyorum ki. Yani seni nasıl tanıyacağım? İnan bana. Beni görmemen... imkansız. Kimden yanasın Blair, ha? Aşağılık ve pislik adamlar için kurşunların önüne mi atlamak istiyorsun? Kadınlık içgüdülerini böyle mi tatmin etmek istiyorsun? Pekala, keyfin bilir, tamam mı? İkimize de iyilik edersin. Ama olur da sen bir emre uymadın diye biri öldürülürse senin maaşını da alacağım. Sana yemin ederim Ajan Blair. Hayatım üzerine yemin ederim ki seni bitireceğim. Artık ekibimde değilsin. Şehrimde değilsin. Anladın mı? Dosyanı incelemekten cesedini bile bulamayacaklar. Telefondaki oynaşma günlerin bitti. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Çantanız güzelmiş. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hmm.
Affedersiniz, teşekkürler. Affedersiniz. Burası sizin mi? Kusura bakmayın. Sanırım benim değil. Tahmin etmiştim. Ağlayan bir bebek değilsin çünkü. Umarım değilimdir. Tanrım, birinci sınıftaki züppeler bana giydirdiler bile. Bu arada ben Claire. Daha önce beraber uçmamıştık sanırım. Washington'a ilk kez mi gece uçuyorsun? Hayır. Uçuş öncesi şarkılar için sen burada dur. Ben Rick'le dans edeceğim. Sonra servis için sana ihtiyacım olacak. Tamam mı? Pekala, teşekkürler. Affedersiniz. Sanırım orası benim koltuğum. Ah, aslında cam kenarı olan. Ben çoktan yerleştim bile. Pekala. Ah Tanrım. Affedersin, sorun çıkarmak istemiyorum ama... Lütfen, büyütülecek bir şey yok. Koltuğuma oturmuşsun. Bakın hanımefendi, ne fark eder? Buraya oturmak istemiyorsan başka bir yere oturabilirsin. Beni dinle pislik herif, başka bir yere oturmak istemiyorum. Biletimde 44A yazıyor, sen de benim yerimdesin. Ya yerimden kalkarsın ya da üzerindeki o lanet kedi tişörtünü çıkarıp bir tarafına... Ne sorun mu var? Bu kadın beni tehdit etti. Bayım, çok üzgünüm. Özür dilerim. Affedersiniz. Zor günler geçiriyorum ve sorun çıkarmak istememiştim, tamam mı? Yerime oturup, yani onun oturduğu yere oturup gözlerimi kapatmak ve 5 saat uyumak istiyorum. Bayım, size içecek bir şey ya da atıştırmalık getirmemi ister misiniz? Ben gerçek bir yemek alayım. Hemen getiriyorum. Benimle gelir misiniz lütfen? Bir de emniyet kemeri uzatıcısı. Tabii ki. Tekrar kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Gerçekten üzgünüm. Normalde ben insanlarla daha iyi başa çıkarım. Ona çıkışmak istememiştim. Bence burada daha rahat edersiniz. Ciddi misiniz? Sıkış tıkış oturmanızı istemem doğrusu. Beni uçaktan atacaksınız sanmıştım. Hayır, şunu alayım ben. Teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Bu arada her zaman senin şu arka tarafta yaptığını yapmak istemişimdir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın yolcularımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Yaklaşık birkaç dakika içinde kalkışa geçeceğiz. Uçuşa hazırlanın. Birazdan havalanacağız. Gökyüzü oldukça açık. Uçuşumuz yaklaşık 5,5 saat sürecek. Hava oldukça açık ve iyi görünüyor. İyi yolculuklar. İlk seferin mi? Anlayamadım. Birinci sınıfta ilk uçuşum bu. Buraya yakışmıyor muyum? Aksine ben... Sadece bunu mu almışım? Bence tam da buraya ait gibisin. Aman ne güzel. Terry Lennox. Blair. Gretchen Blair. Size bir içki alabilir miyim bayan Blair? Olur. Affedersin. Hayır, acaba... otur yerine. Peçete ister misiniz? Teşekkür ederim. Efendim? Peçete ister misiniz? Neyden kaçıyorsun? Hiçbir şeyden. Hiçbir şeyden ha? Evet. Pekala. K
kaba görünmek istemem ama şu an sohbet etmek için en iyi insan ben olmayabilirim. Kusura bakma. Sorun değil, ben de bu kısmı atlamayı tercih ederim. Tamam. Kastettiğim bu değildi ama öyle olsun. İşleri batırdım ve başkente uçmam gerekiyor. Hayatım boyunca masa başı iş yapacağım. Yani oraya varmak için sabırsızlanmıyorum. Gitme o zaman. Tabii, iyi düşündün. Başkenti boş ver. Uçaktan inme ve benimle Paris'e gel. Sohbeti es geçelim derken şaka yapmıyordun değil mi? Neden olmasın ki? Çünkü bu çılgınca. Çılgınlıklardan daha fazla seni mutlu edecek bir şey olmadığını bilmiyor musun? Belki birinci sınıfta böyle kararlar verebilirsin ama arka tarafta kurallara uymak zorundayım sonuçta. İnsanlar sadece kendileri için karar vermekten korktukları zaman kurallara uyar. Ben yasa koyucularla çalışıyorum ve kurallar konusunda tutucudurlar. Yardımcı olabilir miyim? Silahını nerede sakladığını merak ettim. Pekala millet, hepiniz hoş geldiniz. Sizi ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Dikkatinizi bana verin. Önemli bir duyurumuz var. Hadi bakalım. Canlanın biraz. Woohoo! Hey, birinci sınıfı duyalım bakalım. Canın cehenneme! Evet. Oh. Evet. Aman tanrım. Evet, işte böyle. Evet. Görüyor musun? Aha. Woo. Evet. Hoşuna gitti mi babacık? Evet. Senin neyin var? Bu da ne böyle? Uçak gökyüzündeki evinizdir. Bütün personelimiz size keyifli yolculuklar diler. Masalarınızı açın bakalım. Woo. Speedbird'e hoş geldiniz. Bilmeniz gereken tek şey, Speedbird'ü tercih ettiyseniz harika bir yolculuk geçireceksiniz. Rehine pazarlığı mı dedin? Hayatta aklıma gelmezdi. Gerçekten mi? Muhtemelen trafik polisi olduğunu düşünürdüm. Hadi orada. İşimde epey iyiyim. Epey yavan insanlarla karşılaşıyor olmalısın. Evet, sürekli. Emin olabilirsin. Dürüstçe cevap ver. Hı hı. Onlardan birine destek olur mu? Kimlerden? Kötü adamlardan. Hayır. Hadi ama. Hayır, asla. Yani onlarla konuşup yakınlık kuruyorsun ve hiç mi sempati duyduğun olmadı yani? Yani sahtekarın biri bir bankada kapana kısılmış ve tüm dünya ona karşı duruyor. Masum insanlara silah da doğrultuyor. Tamam, pekala, bu konuda haklısın. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Ama bazen de olsa içten içe onları kurtarmak istemişsindir. Eminim başına gelmiştir. Yani ezilenleri herkes sever. Baharatlı patates. Daha kolay olamazdı. Hı? Aa, yok bir şey. Belki de ben... Bir dakika, müsaade eder misin? Kızarmış Brüksel lahanası da güzel geldi ve yanında da... Bayım. Koltuğunuza dönmenizi isteyeceğim. Terry, karar veremiyorum. Çilekli cheesecake'leri de varmış. Çilekli cheesecake mi yoksa karamelli puding mi? Sen iyi misin? İyiyim, teşekkürler.
9000 fitten 6000'e yükseliyoruz. Edepli davranmaya çalışıyordum ama kız geldi kucağıma oturdu. Zirvedeyken bıraktı. Dalga geçiyorsun. Hayır, Cockburn hemen yanımda oturuyordu. Buradan sonrasını ben alayım mı dedi. Ben de ona dedim ki... Kızımı yoksa uçağı mı? Speedbird 709, radar iletişimindesiniz. Lanet olası pislikler. Biraz içki daha ister misin? Terry. Bir bardak daha ister misin? Uçarken gergin olduğunu tahmin edemezdim. Bunun uçmakla pek alakası yok. Ben kontrolü kaybetmekten korkarım. Hostesi çağırmamı ister misin? Hayır. Hayır, ben... Geçer şimdi. Tamam, teşekkürler. Endişelenme. Bu uçaklar en kaliteli olanlardan. Yedek ve kontrol sistemleri var. Tank gibi yapılmışlar. Uçabilen bir tank. Gerçekten harikadır. Bunları nereden biliyorsun? FBI kurtarma operasyonları için uçuş eğitimi de verir. Her şeyin eğitimini alırız. Gizli girişleri, manevraları... İşinin... Acil durumları... Maaşı iyi mi? Böyle bir uçuşu karşılamıyor. 60-70 binden bahsediyorum. Garip ve kaba davranmak arasında ince bir çizgi vardır, biliyorsun değil mi? Uçaktan indiğimizde 50 milyon doların olsun ister miydin peki? Kusura bakma ama tam olarak işitemedim. Tekrar eder misin? Bana hemen... Şimdi yardım edersen sana 50 milyon dolar veririm. Ben de böyle düşünmüştüm. Peki tam olarak nasıl yardım edeceğim? Uçaktan sağ çıkmamı sağlayarak. Lütfen açık kalsın. Bayan Blair, size bu uçağın kaçırılmak üzere olduğunu söylüyorum. Bunun arkasındaki insanlar ne terörle ne de siyasetle ilgileniyor. Tek istedikleri var, o da benim. Hangi insanlar? Bir tanesi hostes. Uçuş görevlisi. Hostes demiyoruz, uçuş görevlisi. Tabii. Aslında o... uçuş görevlisi değil. O... O... ne? Eski sevgilim. Pekala. İçecek bir şey alır mıydınız? Hayır, böyle iyi. Teşekkür ederim. Su ya da kahve belki? Hayır, almayayım, sağ olun. Uzun bir uçuş olacak bayım. Tekrar buraya gelmem zaman alabilir. Peki o zaman, zencefilli gazoz. Buyurun bayım. Afiyet olsun. Sağ olun. Pekala, fazla vaktimiz yok. Seni içine düşürdüğüm durumun farkındayım. Bence değilsin. Uçakta tehdit oluşturduğun için seni ihbar edebileceğimin farkında mısın? Tehdidi ben oluşturmuyorum. Peşinde oldukları kişi benim. Artık komik gelmiyor. Şuna bir son ver. Yoksa uçuş görevlisine gidip... Gretchen, beni dinle. Bu insanları tanıyorum. Nasıl çalıştıklarını biliyorum ve uçaktaki hiç kimseye güvenemeyiz artık. Hı hı. Peki seni bu kadar tehlikeli yapan ne? Tehlikeli değilim. Ama yanımda olan bir daha şey... Daha fazla dinlemek istemiyorum. Geri döndüğümde susacaksın ve bu konuşma hiç yaşanmamış gibi davranacağım, tamam mı? Gretchen. Söyleyeceğimi söyledim ben. Bana güvenmek zorundasın. Hanımefendi. Bu adam sizi rahatsız mı ediyor? Hayır, sanırım sadece içkiyi fazla kaçırmış. Müsaadenizle. Demek şampanya. Neyi kutluyoruz?
Merhaba. Merhaba, iyi misiniz? Beni özledin mi? Sanki inanacaksın da. Evet, muhtemelen inanmam. Ah, saç modelini sevdim. Sevdim demiştim. Terry, sana kibarca soracağım. Eski günlerin hatırına. Tam olarak hangi günden bahsediyorsun? Nerede? Eski espresso makinesini soruyorsan eşyalarınla birlikte onu da attım. Evet, hatırladığımdan daha sertti bu, evet. Nerede olduğunu söyle. Kötü haber vermekten nefret ediyorum Seydi. Ama bu uçak sen onu bulmadan inmiş olur. Terry. Uçak artık bize ait. Burada bir şey yok. Sana söylemiştim. Şuna bak. Valentino, Kenali, Shaviro. Şimdi de giyim tarzımı mı eleştiriyorsun? Tarzın senin sorunun Terry. Dünyaya nasıl biri olduğunu göstermeden duramıyorsun. Seni nasıl bulduk sanıyorsun? Bir numaralı ders. Eğer birilerine kazık attınsa bir şey yapabilecekleri şekilde sağ bırakma onları. Bu senin uzmanlık alanın. Kabul et Terry, aç gözünün tekisin. Bir adam kendine o kadar para harcamaz. Tebrikler Sharp, beni yakaladın. Yerden 10.000 metre yukarıda ne yapabileceksin acaba? Elin kolun bağlı. Burası çalıntı araba mağazası değil. Pilot kabinine ulaşmış olsan bile... Uçakla temasları kesilir kesilmez hava kuvvetlerinin yarısı bizi vurur. Evet, sana katılıyorum. Ama önce bizi bulmak zorundalar. Bu ne için böyle? Merhaba güzellik. Tek başına uçabilecek yaşta olduğuna emin misin? Size ne getireyim? Bana sade kahve. Ben gazoz alayım. Biz seninle hiç uçmamıştık, öyle değil mi? Uçsaydık kesinlikle hatırlardın. Kesin hatırlardım. Ne dersin Terry? Bana her şeyi söyleyecek misin? Senin olmaması gerekirdi Sharp. Eğer ucunda milyar dolarlar olursa işler değişiyor. Hala iki bacağın varken kaçman gerekirdi Sharp. Onları kullanmalıydın. Şimdi tavsiyene uyup seni öldürmek zorundayım. Kimi kandırıyorsun Terry? Sen katil değilsin. Ama şunu diyebilirim ki lanet olası bir hırsızsın. Sahip olduklarının kıymetini hiç bilmedin. Her an olabilir. Cidden mi? Hadi ama. Bu bilete verdiğim parayla çocukları üniversiteye gönderirdim. Şimdi bir su bile vermiyorlar mı yani?
Benimle ilgilenecek kimse yok mu? Bir erkek de olur. Gerçekten mi? Lanet olası birinci sınıf. Böyle olmak zorunda değildi. Cazibeni birinci sınıf avcılarına sakla. Hala önemsiyorsun. Belki de olaya yanlış açıdan bakıyorumdur. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Bence bunu öğrenebiliriz. İnternet çalışmıyor. Affedersiniz. Kimse var mı? Affedersiniz. Aman Tanrım. Merhaba. Merhaba, sensin demek. İsmini çıkaramadım. Rachel Blair, federal ajanım. Pekala, ben de Luke Byers. Hava mareşalisin. Bunu nereden biliyorsun sen? Biliyorum işte, silahını dikkatli taşımalısın, fark ettim. Boş ver bunu şimdi. Lütfen beni dikkatlice dinle, olur mu? Sanırım bu uçağa el konuldu. Luke. Uçağa el konuldu. Yani tehdit mi ettiler? Bilmiyorum. Ama arka tarafta ölü bir uçuş görevlisi var. İlk kez güvenlik ihlali yaşıyorsun. Bu benim üçüncü yalnız uçuşum. Pekala. İçeriği korumam gerek. Kokpite de bakmalıyım. Dur. İçme onu. Uçağa el koyanlardan biri mürettebattan olabilir. Zırvalıyorsun dostum. Tanrı aşkına sızlanmayı bırak. Üniformam hakkında hiç yorum yapmamıştı daha önce. Lavabo. Yine mi Simmons? Lütfen kapıyı dikkat. Görüntüden bir değişim olacak da sanki. Boş ver. Lanet olsun. Çok aptalca görünüyor. Kontrol 709 konuşuyor. Hava şartları yüzünden 8000 metreye iniş izni istiyorum. Anlaşıldı. Speedbird 709. 8000 metreye in ve devam et. Kaptanı uyarıp uçuş yönünü değiştirmeliyiz. Tamam, seninle geleyim. Thank you.
Sharp'ın uçurmayı bildiğini sanmıştım. O ne yaptığını biliyor. Neymiş o peki? Yolcularımızla işbirliği sağlama. Evet millet, kaptan pilotunuz konuşuyor. Sarsıntı için özür dileriz. Kabin basıncında düşüş yaşadık. Endişelenecek bir şey yok. Lütfen yerlerinizden ayrılmayın ve oksijen maskelerinizi takın. Uçuş görevlileri sizlere yardım edecek. Uçuş görevlisi olduklarını sanmıyorum. Ne olup bittiğini söyleyebilecek biri var mı acaba? Yerinizden ayrılmayın bayım. Ne yapıyorsunuz ha? Kuralları uyguluyoruz. O benim çantam. Ya yerinize oturursunuz ya da ben oturturum. Anlaşıldı mı? Hey, şu adama baksanıza. Ne arıyor? Sizce ne arıyor? Bir bomba mı? Bomba mı? Susar mısınız? Kaptanı duydunuz. Bomba falan yok. Sence olsa söylerler miydi? Bence haklı. Uçağı patlayıcılarla doldurmuş olabilirler. Uçakta patlayıcı falan yok. Terörist değiller. Uçuş kabinine gitmem gerek. Artık çok geç. Uçuş kabinini güvenceye almalıyız. Kabini çoktan ele geçirdiler. Beni dikkatlice dinlemelisin. Uçakta istedikleri bir şey var. Onlarla anlaşma yapabilmek için o şeyi bulmalıyız. Neden bahsediyorsun? Birinci sınıfta yanımda oturan adam ona yardım etmem için çok fazla para teklif etti. Onu bulmamız gerekiyor. Çabuk. Uçuş görevlilerini sen halleder misin? Evet, sanırım. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Herkes sakin olsun. Bu standart bir prosedür. Standart bir prosedür dedim. Ama Maraşeli, yere yat. Terry. Bana ilgi duyduğunu bilmiyordum. Kapa çeneni. Harekete geçmeliyiz. Yakaladım. Eski sevgili mi? Evet. Sanırım pek iyi sonuçlanmamış. Hayır, hem de hiç. Merhaba. Sharp. Seydi, arkada ne haltlar dönüyor? Biri elektriği kesti. Tanrım. Oraya geliyorum. Aptallık etme. İçeride dur ve kapıyı kilitli. Işıkları nasıl açacağımı söylemen gerekiyor. Nerede? Dostum, yetti artık. Kaptanla görüşmek istiyorum. Kapa çeneni.
Hey! Burada olmalıydı. Uçaktayız seni gerizekalı. Herkes yerine otursun. Oturun! Buralarda bir yerde olmalı. Öyle mi dersin? O zaman git de bul onu hadi. Bir işi beceremiyorsunuz beceriksizler. Herkes maskelerini çıkarsın hemen. Ama kaptan dedi ki bana... Maskeleri hemen çıkarın. Peki. Git. Sen, yüzünü göreyim. O nefes alamıyorum. Dur burada. Uzak dur. Gördünüz mü? Ayağa kalkarsanız bu olur işte. Şimdi yerinize kalın. Ajan Blair. Canını okumalıyım senin. Beni bırakamayacağını biliyordum. Eğil! Anlaşmanın beni kurtarmak olduğunu sanıyordum. Anlaşma falan yapmadık. Biliyor musun, baş başa kalmak istiyorsan bunu doğrudan söyleyebilirdin. Plan nedir? Geçiş izni vermedikleri için silahımı bırakmak zorunda kalmıştım. O yüzden çantamı bulmalıyız. Ellerini ver. Lanet uçaktaki herkesi kontrol etmenizi istiyorum. Ellerini kaldır. Bakayım. Tamam. Burada oturan adam nerede? Bilmiyorum. Nerede o dedim. Şurada oturan adam nerede? Bilen var mı? Onu gören oldu mu? Nerede bu adam? Ne o? Kolların falan mı kırık? Tabii. Teşekkür ederim. Çantan nasıl bir şey? İyi bir marka. O kadar da kötü kazanmıyor musun? Ama taklit tabii ki. Matthew. Evet. Hala bir iz yok. İz yok mu? Bu ne şimdi Seydi? Altı üstü bir uçak bu. Artık benimle böyle mi konuşuyorsun? Hayır, özür dilerim. Güzel. Sen uçağı uçur, bunu ben hallederim.
Koltukların arasına bakın. Tuvaleti kontrol edin. Bu lanet olası uçakta saklanmış olabileceği her yere bakın. Bu da ne böyle? Çekilsene. Lanet olsun. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ne oldu sana? Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Buradaydılar. Benimle dalga geçiyor olmalısın. Şuramda iz var mı? Hayır, gayet iyisin. Ah, lanet olsun. Ah, İyi misin? Bir dakika izin ver, düzelirim. Bir yerini incittin, bir bakayım. Aç hadi. Şu ana kadar birinci sınıf uçuşun nasıl gidiyor? Çok şirin. Gerçekten. Tam da böyle hayal etmiştim. Kimsin sen? Anlayamadım. Kimsin diyorum. Ha? Kimsin? Bu insanları nereden tanıyorsun? Bu işe nasıl karıştın? Ben onlarla ortaktım. Onlarla mı çalıştın? Evet. Ne tür bir iş? Serbest meslek desem çok mu kibar bir kılıf uydurmuş olurum? Pekala, yani siz suçlusunuz. Benim dediğim daha güzeldi. Sence bu komik mi? Uçak yere iner inmez seni tutuklayacağımın farkındasın değil mi? Bunun için yere indikten sonra endişeleniriz, olur mu? Hayır. İtiraf ettiğin suçların listesini yapmamı ister misin? Kaç kez daha kötü adamın ben olmadığını söylemem gerek? Aa, vay canına, aman tanrım, buna inanman çok hoşuma gitti gerçekten. Doğruyu söylemek gerekirse bana hiçbir şey anlatmadın. Bu gerçekten harika bir plandı. Harika bir plan oldu. Epi ortada zaten, Terry. Güvenilir olan adam bendim. Hani şu takım elbise giyen. 5 metre öteden paranın kokusunu rahatlıkla alırdım. Sharp, kaba görünür ama kafası zehir gibi çalışır. Hangi makine olursa olsun çıplak ellerle parçalara ayırıp tekrar birleştirebilir. Tabii o eller insanlara değdiğinde işler biraz karışır. Ve son olarak da eski sevgilim. Hı. Bence ona cesur Seydi derdin. Cesur mu? Çok hoşmuş. Hey! Aşağı inin. Lennox. Onu buraya canlı getirin. Peki kadını? İşini bitir. Yere yat. Lanet olsun. Ah! Lütfen! Canım çok acıyor. Bir daha konuşursan kendini ölmüş bil. Kimse yok mu? Baksana, bunu yapmayı kesmelisin. Neyi? Cümlelerimi tamamlamayı. İnsanlar evli olduğumuzu falan düşünecekler. Bizi gördüklerini sanmıyorum. Aman tanrım. Valizimi gördüm, hemen orada. Ulaşabilir misin? Evet. Sen izlemeye devam et. Ben hallederim. Gelirlerse bana söyle. Aldım. Lanet olsun. Ne oldu? Şarjör yok. Bekle.
Gel buraya. Bak ben çok kolay etkilenmem. Ama bu şey çok havalıydı. Gretchen. Ne yapıyorsun? Göster bana. Neyi göstereyim? Bu uçağa el koymaya değecek olan şeyi. İşte. Nedir bu? Bu dünya üzerinde birinin bakabileceği en son şey. Dikkat, tehlikeli madde. Neden bu kadar uzun sürdü ki bu iş? Kıpırdım. Yürü bakalım. Nasıl bir başarı bekliyorsun Sayın Hava Mareşali? Beni pilot kabinine sokacaksın. Konu biyolojik maddeler olunca tarama prosedürü pek işe yaramıyor. Çünkü doku hasarları. Aynen öyle. Kapıyı açmasını söyle. Hala paçayı kurtarabilirsin. Kapa çeneni ve söyle onu. Sana ne kadar ödüyorlar ki? Ben çok ciddiyim. Bunun için ne kadar zaman harcadığımı bilemezsin. Yapmak zorunda kaldığım şeyleri. Ellerimin nelere bulaştırdığımı. Bu da ne böyle? Ne kadar? 10 haneli bir şeyler. Yok artık. Yani ortaklarını mı sömürdün? Bu yüzden iş buralara geldi değil mi? Gerçekten hakkımda iyi şeyler düşünmüyorsun öyle değil mi? Gördüğün adamlar var ya. Ortaklarım. Bana kazık atan onlardı. Beni arkamdan bıçakladılar. Aslına bakarsan ölümden.
Ne yapıyorsun? Ne yani, bir paket dolusu malı yanında mı taşımak istersin? Hemen kapıyı aç. Yoksa onu öldürürüm. Matthew. Ne yapacağını biliyorsun. Hey! İyi misin? Evet, iyiyim, iyiyim. Sadece buradan çıkamıyorum. Yaralandın mı? Hayır, yaralanmadım. Sadece buraya sıkıştım. Hey Terry! Hemen dönerim. Hayır Terry, lütfen. Burada güvendesin. Terry, yardım et, lütfen gitme. Terry! Terry! Myers. Uçak güvenli. Yukarı çıkabilirsiniz. İyi bir yatırım yaptığımı biliyordum. Kusura bakma Terry. Ortaklarını iyi seçemiyorsun demek ki. Minik yol arkadaşın nerede? Ben onları halledemeden katillerin işini bitirdim. Fark etmez. Sonuçta öldü işte, değil mi? 709 4000 rakımdasın ve inişe devam ediyorsun. Acil durum ilan etmemi ister misin? Uçuş rotanı değiştiriyorum 709. Olumsuz, hidrolik sistem çalışmıyor. 709 lütfen tekrar et. İletişime geç. Bu mu? 709. Gözün yolda olsun kovboy. Bunu görmek istersin. Müzik
neredeyse kötü bir ilişki kadar iyiydi. Tamam, geçti. Geçti artık. Teşekkür ederim Tanrım, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi kaptan pilotunuz konuşuyor. Sarsıntılı iniş için kusura bakmayın. Plansız bir iniş yapmak zorunda kaldık. Umarım hepiniz iyisinizdir. Mekanik görevlilerimiz kontrollerini yapacaklar. Bırakalım da çocuklar işlerini yapsınlar. Yakında tekrar havalanacağız. Tam 6 dakikamız var. Ne eksik ne fazla. Bence 5 dakikamız var. Kapa çeneni! Herkes oturup çenesini kapatsın! Kapatın çenenizi! Sizi öldürmeme neden olmayın! Tamam mı? İşe yarayabilirdi Şarp. Nedir o teri? Bundan kurtulabilirdin. Hiçbirine gerek yok. Biliyorsun, plan suya düştü. Bu plana tam 7 yılımı verdim ben. Plan mükemmeldi. Yine de buradayız. Evet, siz çok ileri gittiniz çünkü. Bundan kaçış yok. Çantayı çaldığımız kişiler polise gitmeyebilirdi. Böyle bir şey olmayabilirdi ama sen içinde 200 yolcu olan uçağı kaçırdın. Bunu saklayamazsın. Her yerde seni arayacaklar. Aramayacaklar ki. Acele et, hadi. Hadi. Hepimiz ölmüş olacağız. Hadi hadi hadi. Acele edin. Hızlı olun. Kalktığımda uçakta olmak istemiyorum. Enkaza baktıkları zaman herkesi bulmuş olacaklar.
Sadie ve ben de dahil. Kara kutu. Uçuş kayıtları. Uçakta olanları çözerler. İşte. İşin güzelliği de burada. Uçak benim tek şahidim olacak. Mekanikçiler şu anda sahte bir kara kutu yerleştiriyorlar. Oldukça farklı bir hikayesi olacak. Ve bütün dünya uçakta hidrolik bir hata meydana geldiğini sanacak. Hadi yerleştirelim şunu. Ne kadar zamanımız var? 3 dakika. Payınız kabin kapısında. Giderken açık bırakın. Bagaj kapısının mühürlendiğinden emin olun. Şu uçaktan hemen inelim. Kapıyı kapat. Tabii ya, kapı. Hakkını vermeliyim Sharp. Asıl suçluyu kendim sanmıştım. Ama sen gerçekten çizgi romandaki süper kahraman gibisin. Beni pohpohlamaya kalkışma. Temiz. İşinizi bitirdiniz mi? Kalkışa hazırız kaptan. Cidden insanlarla baş etmeyi biliyorsun. Hadi. Yardım etmen gerekiyor. Kaldır artık şu lanet şeyi. Önce düz gitmem gerek. Yoksa havalanmak için hız kazanamayız. Gidin hadi. Uçuş görevlisi aşağıda yardımcı olacak. Size yardım edecek. Pekala millet, tek sıra olun. Hadi gidelim. İnsanları güvenli bir şekilde indirmem için bana yardım etmelisin. Herkes sakin olsun. Herkes sakin olsun. Thank you.
Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi devam edin, tek sıra. Elini ver. Hadi. Hadi. Elini ver bana. Hadi. 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 Önce sen git. Hadi. 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 İlerlemene izin veremem. Luke! Ellerini kaldır. Ne halt ediyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Terry'i bulmaya mı? Silahı da indir Luke. Sana ne kadar teklif etti? 10 milyon mu? Aşağılık herif. Aylık mega yat demek. Canın cehenneme. 20 milyon mu? Daha mı fazla? 20! 30! Daha fazla! Hadi pislik! Luke! İnsanları koruyacağımıza dair yemin ettik! Kapa çeneni! Sen de iyi biliyorsun ki hayat kurtarmak iyi para kazandırmıyor! Para umurumda değil benim! Öyle mi? Benim umurumda ama! Lanet olası, gidelim artık. Dakika. Burası kontrol kulesi. Kayıp uçağı tespit ettik. 900 metrede. Rotası 420. Speedbird 709. Speedbird 709. Speedbird 709. Beni duyuyor musun? Thank you.
Bence artık gitmeliyiz. Diğer paraşütü kaybettik. Bahaneye gerek yoktu. Kapa çeneni. Hadi gidelim. Tamam. Evet. İşte. Al şunu. Aldım. Hazır mısın? Evet. Evet. Gidelim. Bana bir cevap vermedin. Hangi konuda? Şunu alayım ben. Eline dikkat et. Affedersin. Neye cevap vermedim? Paris konusuna. Ciddi misin? Yürüyerek biraz uzun sürer ama. Vaktimiz var. Muhtemelen... Uçakta olmadığımızı anlamaları haftalar sürer. Anlarlarsa tabii. Ne diyorsun? Önce yere inelim de sonra düşünürüz.